ve Forex altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizimle birlikte. Şirin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, şöyle bir bakalım dilerseniz kritik enflasyon verisi ardından biz altında hem içeride hem de tabii ki dışarıda yani ons altın bazında ve sonra içeri yansıması olarak nasıl seviyeler görüyoruz? Takip ettiğiniz seviyeler hangileri? Aslında altın tarafında yaklaşık olarak bir 15 dolarlık bir hareketlenme oldu ki dolar endeksi nitekim belirlenen bant içerisinde 96 ile 96.50 arasında yatay kalırken yani çok fazla tepki göstermezken ons tarafında 15 dolarlık bir yukarı hareket gözlemledik. Çünkü enflasyon, yüksek enflasyon hala masada. Fed bu durumda ne karar verecek ki enflasyonun istihdam tarafına baktığı zaman evet Fed istihdama bakamaz ama enflasyon tarafında galiba varlık azaltımında hızın artırılacağına dair daha şahin olmayan, güvercine daha yakın olan bir ton belirlenecek ki Ağustos altında buna nitekim bir yukarı değerlenme gördük. 1790 önemli bir direnç seviyesi ons altında. 1790 ve 1800'ün üzerindeki yükselişleri konuşabiliriz ons altında. Ama daha çok geçtiğimiz 2-3 haftadır takip ettiğimiz 1760 ile 1790 arasında yatay hareketine devam ediyor. Yani bu banttan çıkamadı. Enflasyon aslında beklediğini piyasaya veremedi. Beklendiği gibi geldi çünkü. Önümüzdeki haftaya kilitleneceğiz. Önümüzdeki hafta hem ECB hem FED hem içeride Merkez Bankamız takip edeceğiz ve oradaki FED'in alacağı kararlar tabii ki hem emtia üzerinde, ons altın üzerinde hem de diğer enerji fiyatları üzerinde etkili olmuş olacak. Peki kısa vadede hani böyle beklentiler var ama biraz daha böyle 2022'ye baktığımız zaman orada nasıl seviyeler, nasıl beklentiler oluşuyor acaba? Yani biraz daha uzun vadeli beklentileriniz nasıl? Aslında önümüzdeki hafta Fed'in varlık alımı azaltımını ne kadar hızda yapacak ve ne kadar miktarda yapacak bu önemli. Ve enflasyonu konuştuğumuz durumda ise faiz tarafı çok çok daha önemli hale geliyor. Bunu aslında 2022'nin ikinci yarısından itibaren yapacağını düşünüyorduk ama belki bu faiz varlık azaltımının hızının artmasıyla birlikte 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren artık daha fazla faizi konuşmamız da gerekebilir ve bu faiz adımını daha sık adımlarla da yapabilir ki FED geçtiğimiz yıllarda hep yıl sonuna bırakmıştı ki 2022'nin sonunu konuşurken şu an 2022 ortalar hatta ikinci çeyreği konuşmaya başladık. O nedenle faiz adımı ve bu konuda vereceği sinyaller çok önemli ama enflasyon tarafına baktığımızda çekirdek enflasyonun 4.9 gibi enerji ve gıda fiyatları haricinde artık tabana yayılmış olduğunu görmemiz Fed'in şahin tondansa aslında güvercin tonla sözlü yönlendirmelerle piyasayı domine edebileceği, piyasayı kontrol altına alabileceği bir sürece giriyoruz. Tabii ki bu süreçte faiz adımları aslında hem orta hem de uzun vadede piyasada belirleyici olacak. Evet, çok teşekkürler. Bir de petrolle ilgili aslında görüşlerinizi merak ediyorum. Onu da alalım isterim. Bu haftaya şöyle bir baktığımız zaman aslında yükselişler hakimdi. Geçtiğimiz haftalarda omikron varyantı endişeleriyle biraz daha satışlar hakimken örneğin Ağustos'tan bu yana petrolde en iyi haftalık kazanç, en yüksek haftalık kazanç kayıtlara geçmek üzere gibi duruyor. Ne dersiniz? Hani buradaki seviyeler neler ve tabii hani omikron varyantı biraz daha böyle hani korkulduğu kadar olmadı ama başka varyantlar çıktığı takdirde talepte nasıl hareketler olabilir? Beklentileriniz nasıl acaba? Aslında 86 dolarların üzerini test ederek bir yükseliş trendinin teyidi olmuştu ki 100 dolarları konuşmaya başlamıştık petrolde ki o dönemde biliyorsunuz daha çok değil 8-9 gün önce Amerika stratejik rezervlerini satarak Güney Kore, Hindistan ve Japonya ile birleşerek petrol fiyatlarını müdahale etmek istiyordu ki OPEC'in arz tarafındaki kararını dinledik. Ama omikron varyantının etkisiyle neredeyse 17-18 dolarlık bir zirveden düşüş kaydettik 67 dolarlara kadar. Dünkü çıkış ise Pfizer ve BioNTech'in aslında 3. dozunun omikron üzerinde pozitif etkilerinin olmasıyla fiyatlanmış oldu petrol. 76 doların altında kaldığı sürece petrol tarafında hala düşüş tarafında diyebiliriz. 76 doların üzerindeki günlük, haftalık seyirler aslında kapanışlar petrol fiyatını tekrar yükseliş kanalı içerisine alacak. O nedenle petrol tarafı biraz daha virüsün ve varyantın etkilerini hissettirecek.
hissedecek ve onu fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. OPEC tarafında bir ses yok. Arz tarafında hala günlük 400 milyon varillik artış devam ediyor. Bu nedenle petrol tarafı daha dengeli. 60 dolarla 70 dolar arası, 65 dolarla 75 dolar arasında bir seyir izleyebiliriz petrolde. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı.